Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bir önemli bir açıklama yapacağım. Şimdi endeksimizin ne yapmaya çalışıyor? Bizi korkutanların başlarına gelenler. Korkmamak gerektiğini defalarca söyledim arkadaşlar. Korkmuyoruz. Biz bir şeyden korkmuyoruz. Bizi kimse korkutamaz. Bunu hep söylüyorum. Şimdi bu anlattıklarım yasal uyarı gereği arkadaşlar. Yorum ve tavsiyelerim yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Yani bu yazıyı bir okuyalım. Sadece kendi şahsi fikrim olduğunu söyleyerekten videomu çekeceğim arkadaşlar. Bu yasal uyarımızdan sonra fazla uzatmıyorum biliyorsunuz. Ben öyle fazla kafa karıştırmıyorum. Kısa öz olarak söylüyoruz arkadaşlar. Bu yasal uyarımızdan sonra önce bir endeksimize bakalım arkadaşlar. Dün bir video çektim sizin de bildiğiniz gibi. Birkaç tane hisseyi söyledik. Nasıl bir hareket yapacağını söyledik. Rally başlayacak hisseler dedik. Önce endeksimize kısaca bir bakalım. Onun arkasından hemen onlara geçeceğim. Şimdi endeksimiz düşecek, kopacak, öldük, bittik, yandık. Merkez Bankası düşerse Türkiye bitti. Dolar 10,5'a gitti. Şöyle oldu. Bizi hiç ilgilendirmez. Bizi hiç ilgilendirmez. Biz dünya ile arışırız. Biz bir borsada hep ters hareketi yaparız. Küçük yatırımcının elinden nasıl hisseleri aldılar, nasıl sattırdılar bunu gördük. Ben ne dedim? Satmayın, yılmayın, bıkmayın hisseniz de sattırmayın, endeks 1800'e gidecek dedim. Ne zaman dedim? Daha 3 gün, 5 gün önce dedim. 2 ay önce dedim. Şimdi endeks nereye geldi? 1466, şu anda canlı izliyoruz. 1466. Şimdi yakında video çekecek birçok insan, televizyonlarda da söyleyecekler. Endeks 1650, 1700 zorlayacak, 1589 zorlayacak. Hepsi çekecek. Hepsi çekecek, göreceksiniz. Ama ben bunu hep söyledim. Satmayın. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar endeksimize. Yılmak asla yok arkadaşlar. Şimdi 1429'un altına düşmediğimiz müddetçe şu anda destek noktasında 1429 yaptık arkadaşlar. Onun altında 1380. Ne dedim? 1380'in üzerinde kaldığımız müddetçe her zaman biz yükseliş trendindeyiz. Korkmayın. Korkacak hiçbir şey yok dedim. Aynen de tezimi koruyorum. Bu endeks buraları patlatıp gidecek. Ne yapacak? Onu da söylüyorum. Şu anda kaç? 1466. Buralarda biraz böyle gider gibi yapıp basacak, tekrar korkutacak ve olay bu. Olay bu. 1700-1800. Çok kısa zamanda 6 ay bekle. 6 ay bekle ve ondan sonra gör. 6 ay. Ondan sonra hemen dün birkaç tane hisse söyledik. Ne dedik? Ne dedik? Ne dedik? Koç ol dedik. Videomuzda Koç Holding dedik. Bir saniye. Koç Holding dedik. Kaçtayken söyledik arkadaşlar bunu biz? Kaçtayken söyledik? Dün. Dün biz bunu kaçta dedik? Onu da size söyleyeyim. 21'in altına düştü. Alımlara devam dedik, korkmayın. Korkmayın dedik. Bu hisseler patlama yapacak. Bütün millet buralarda stop oldu. 20-60'a kadar vermiştin. Asla vermek yok dedim. Düşüş formasyonu dedim. Tamamladı. Rally başlayacak dedim bu hissede. Aynen de şu şekilde olacak. Şu anda kaç? 21.82. Buralarda biraz oyalanacak. Tekrar gelecek. 21-20 30 20-30 21-30 21-64 buralarda oyalanacak. Hareket bu. 24.5 25'e kadar gidecek. Önce zirveyi bir test edeceğiz. Zirvemiz neresi? Burası. Yani 24-18. Test edeceğiz ve uçacağız. Ondan sonraki hisseyi ne dedik arkadaşlar? Dün dinleyenler ne dedik? Tekfen dedik. Hiç gitmez ölü dedikleri tekfeni söyledik dün. Tekfeni. Tabi izleyenler için. Ve bu grafiği çizdik. Buralarda dedik gelecek, oyalanacak ve uçacak. Uçacak, düşüş formasyonu bitti artık. Yükseliş trendine geçecek dedik. Bu hareketi bekliyorum. Bu hareketi bekliyorum. Önce 15.04, ondan sonra 16.60. Buraları deneyecek. Bu zirvelere gelecek. Hem de kısa zamanda. 16.66 seviyesi çok yakında. 13.5'lar derken bütün milleti döktüler. Ama ne dedik? Korkmayın. Grafik çok güzel. Yükseliş trendi başladı. İlk başta 14.92'nin üzerine atarsa yükseliş trendine devam. Ne dedik dün yine? Şişe dedik. Tabi alan alır, satan satar.
Biz kimsenin al satına karışmayız. Biz sadece grafiklere konuşuruz. Onlar üzerinde analiz yaparız. Dün buralara geldi. 8.15, 8.14'lerdeyken hissenize sahip çıkın, satmayın. Dedim sabırla takip edin. Hisse ralli başlatacak. Ne yaptı buralarda? Milletin elinden aldığı hareket bu. Olacak. Olmak zorunda. Önceki zirvesi neresi? 9.05. 9.05'den sonra çifhane. Kısa zamanda takip et. Ondan sonra ne dedik arkadaşlar? Aselsan. Aselsan hissesi dedik. Dün ne yaptı bu Aselsan arkadaşlar? Buralarda biraz oyalandı. Bak 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 bak. Grafiğini buraları çizdik. Buralarda oyalanacak ve uçacak dedik. 20 ve 50 günlük ortalamalarımızın üzerinde seyrediyor. Şurada bir zirvemiz vardı. 16.67'nin üzerinde kapanırsa bugün, şu anda 16.83 üzerinde kapanacak gözüküyor. Eğer kapanırsa geleceği ilk yerimiz 17.43. Bunu da not alın ve yazın. Bunları söyledik. Ve birçok, bir de ne dedim? Ayeni beğeniyorum dedim. 2022 yılı enerji sektörü olacak. Enerjilere takip edin dedim. Bak buralarda oyalanacak dedik. Ondan sonra dedik uçacak, uçacak. Hareket bu dedik. Tak 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 tak. Daha önceki videolarımda var. Kaçta söyledik bunu dün? 5.01'de. 5.02'ye kadar dün başlı ve söyledik. Kaça gelmiş? 5.54. %3 şu an yukarıda. 5.54. 5'te söyledik. 5.54. %10. Dünkü düşüşte hemen söyledik. Ve videosunu çektik. Korkmayın dedik. Şimdi bunda buralarda bir direncimiz 5.54-59 aralığında biraz yataya bağlayabilir. Yani şuralarda, şu anda buradayız. Buralarda şöyle 54-68 yataya bağlayacak. Hareket bu. Sadece bunları söylüyorum. Daha birçok hisseleri de tek tek analizini çekeceğim. Kanalıma abone olanlar asla zarar etmeyecek. Etmediler, etmiyorlar. Benim bu söylediklerimi yarın 50-100 bin abonesi olanlar da söyleyecek. Endeks 1600'e gitti, 1700'e gidiyor. 2000'i yakında onları da telaffuz edecekler. Korkmak yok arkadaşlar. Yılmak yok. Dolarını, eurosunu, altını bozduran buraya gelecek. Faizler de düştükçe faizden gelir elde edemeyince ne yapacak? Borsaya getirecek parasını. Mantığı da o. Ben diyecek neden demiş faiz düşüyor, ben neden orada paramı tutayım, borsada kazanırım, ben borsada bir haftada %10-15 kazanırım, ben bir sene %15 faizi niye bekleyeyim diyecek. Bitcoin'le de ben bir aşağı hareket bekliyorum. Bitcoin olan arkadaşların da çok dikkat etmesi gerektiğini özellikle belirteyim. Bitcoin de çok şişti. Hareket bu demiştim böyle. Nereye kadar gelecek? 6.43. Benim hedefim 6.43 orta vadede, yani 6 ay. Ayan enerji. Asla korkmak yok. Asla. Bir de arkadaşlar bana en çok sorulan soruların içerisinde bir de bana emlak konut soruluyor. Onu da size söyleyeyim. Emlak konutta yabancılar var. Baskılama yapıyorlar. O yüzden biraz sıkıntılı gözüküyor. Ben şu anda 2000'in üzerine atmadan ona yaklaşmam. Ama Petkim'i de dün söyledim. Petkim. Petkim arkadaşlar fiyatı yükseldi artık gitmez diyenlere sesleniyorum. Asla fiyatı yüksek değil. Bilanço beklentisi var. Çok güçlü bilançosu gelecek. Şu andaki fiyatı 6.35. Arkadaşlar bunda da ben böyle bir hareket bekliyorum. Buralardan biraz düzeltme gelse de hareket bu. Yani 7.13 orta vadede, haberiniz olsun arkadaşlar. Beni izlemeye devam edenler asla kaybetmeyecekler. Hepsi kazanacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoların altına yorum yazarsanız, videoları benim için önemli. Hisselerinizi de yazarsanız onlara da zamanım oldukça bakıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Eğer katıl ile abone olursanız onları bir WhatsApp grubuna topladık. WhatsApp grubundan da gerekli bilgileri veriyoruz. Yanlış hissedemişsin, doğru hissedemişsin onu da söylüyoruz. WhatsApp'a katılmak isteyenler eğer isterlerse Instagram'dan bana ulaşabilirler. Instagram'ım raktas46 Instagram adresim. Oradan bana ulaşırlarsa onlara da yardımcı oluyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle alsat tavsiyesi değil. Ben kendi şahsi fikrimdir arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.